Öncelikle şundan başlarsak güzel olabilir. Capcom'un yeni oyunu Street Fighter 6'nın satışları 2 milyonu aştı. Oyun çıkalı sadece bir ay oldu. Capcom'un bu durum karşısındaki açıklaması da satışlarının 10 milyonu aşmasını bekledikleri yönünde. Capcom hayal kırıklığına mı uğrar yoksa gerçekten milyonlarca satış mı yapar orası tartışılır elbet. Oyuncuların ve özellikle de oyunlara para veremeyen oyuncuların severek kullandığı, bir iki hafta öncesine kadar 30 lira olan Xbox Game Pass'in fiyatı doğal olarak gelen zamlar doğrultusunda arttı. Bu sebeple de bir aylık üyelik 80 lira olurken önceden 45 lira olan Ultimate aylık üyelik de 120 lira oldu. İşin kötü tarafı da benim orada oynadığım bir sürü oyunun save'inin duruyor olmasıydı. Save'ler Microsoft'a bağlı olduğu için kilitli ve başka klasöre de atamıyorum. Dolayısıyla o kadar saat oynadığım oyunların save'lerine ulaşamaz oldum. Ya tekrardan aylık 70 lira verip bir ayda oyunları bitirmeye falan çalışacağım ya da kaderime boyun eğeceğim. Bütün bunların yanında hiç beklenmedik bir haber EA ve Marvel'dan geldi. EA Games ve Marvel bir Black Panther oyunu geliştirdiklerini duyurdu. Söylenenlere göre oyunun EA'nin bünyesi altında kurulan Cliffhanger Games tarafından geliştirilecekmiş. Anlatılanlar doğrultusunda Black Panther, 3. şahıs kamerasından oynanan bir oyun olacak. Stephens oyunumuzun oyuncuların Black Panther olmanın nasıl bir şey olduğunu benzersiz şekilde hissedecekleri, hikaye odaklı bir tecrübe sunmasını hedefliyoruz derken oyunun halen erken geliştirme aşamasında olduğunu, daha önlerinde uzun bir yolun bulunduğunu, buna karşın muhteşem bir hikaye için özellikle de Black Panther gibi önemli bir kahramanı dair bir oyun geliştirmek için en önemli adımın farklı sesleri ve farklı bakış açılarının bulunduğu deneyimli bir ekip yaratmaktan geçtiğinin farkında olduklarını ve hala hazırda da böyle bir çalışma içerisinde olduklarını söylemiş. Öyleyse bize de beklemek düşer. Bakalım ileride hangi enteresan süper kahraman oyunlarını göreceğiz. Dave the Diver adındaki bu oyun oyuncu bazında epey ciddi rakamlara ulaştı. Oyun 28 Haziran'da çıkmış olmasına rağmen şimdiden iyi bir oyuncu kitlesi yakalamış kendisine. Hatta öyle ki Dave the Diver Twitch'de 66 66.000 eş zamanlı izleyiciye ulaştı. Ayrıca, de Steam'de 98.000 eş zamanlı oyuncu ile kendi rekorunu kırmış oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan geliştiricisi Yao Huang henüz lansman sürecinin başında olduklarını söyledi. Oyunun 10 gün içerisinde 1 milyon kişi tarafından oynanmasının ise bağımsız bir geliştirici olarak büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Başka ilginç bir haber Microsoft tarafından geliyor. Microsoft'un bir buçuk yıldır uğraştığı Activision Blizzard davası Microsoft'un neyine e sonuçlandı. Yani artık Activision Blizzard Microsoft'un bünyesinde olacak. Dolayısıyla da yakın bir zamanda Game Pass kütüphanesinde Call of Duty, Diablo tarzı oyunları görmemiz epey olası. Bir yandan sevindirici bir haber olduğunu söylemeden geçemeyiz. Ha tabi Game Pass'e zam gelmiş olması kötü oldu orası ayrı konu. Yine de 1000 lira bir Call of Duty oyununa vermektense sadece tek seferlik 70 lira vererek oynamak hala daha mantıklı. Sevindirici bir haber de Need for Speed serisinden geliyor. Sevilen serinin en sevilen oyunlarından birisi olan Most bir remake geleceği sızdırıldı. İlk oyunda polis memuruna ses veren Bailey'nin sosyal medya paylaşımları yeni oyunun 2024'te göreceğe çıkacağını söylüyor. Remake ile ilgili henüz detaylar belli değilmiş ancak ana haritaya ve arabalara sadık kalarak grafik kalitesinde yükseltmeler yapılması bekleniyormuş. Ayrıca araç sürüş dinamiğinin de daha gerçekçi hale getirilmesi olası.